Evet değerli arkadaşlar, hepiniz İstanbul Akdeniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hüsnü, değerli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Tarcı tercümesinden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Dersimize her zamanki gibi başlamadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in secdesiyle başlıyorduk değerli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in secdesi soyu 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası ise Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalib. Annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Vahb bin Abdülmenaf'ın kızı Amine'dir. Peygamber Efendimiz onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Baba tarafından dedesi Abdülmuttalib bin Haşim, babaannesi ise Fatıma bin Tamir. Anne tarafından dedesi ise Vahb bin Abdülmenaf, anneannesi ise Verra bin Tavduruz'a. Doğum tarihi 20 Nisan 9 Rebiyülevvel 571 veya 17 Haziran 12 Rebiyülevvel 569 Pazartesi günü fil vakasından 50-55 gün sonra Rebiyülevvel ayında Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmişti. Süt annesi ise Havazin kabilesinin Sad bin Bekir koluna mensup Halime bint Ebu Züeybe'dir arkadaşlar. Süt babası ise Haris bin Abdülüzzah. Süt kardeşleri ise Abdullah Hüneyse ve Şeyma'dır değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin değerli arkadaşlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz saygı, salat ve selam olsun. Cenab-ı Allah makamına, makam mahmudu ve vesile makamına yükselsin. Bizleri de şefaatlerine nail etsin. Esselamun aleyhi ve selleyin ve selamun aleyhi ve hulefer raşidin. Fatiha. Evet arkadaşlar, dün 461 numara hadis-i şerifte kalmıştık. Bu hadis-i şerifimizde de yani Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, ene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en sarrafe fi salatin ve cehre fiha bil qirai qirati fe kâle hel qara ma'i ahadun minkum anifen فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أن زامع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول صلى الله عليه وسلم فيها فيما جهر فيه من الصلوات رواه أصحاب السنة. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle okunduğu zaman namazı bitirip ayrılınca sizden bir kimse az önce benimle beraber okudu mu buyurdu. Adamın biri evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorum ki bana ne oluyor da Kur'an'ı okurken yanlış yapıyorum buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh bundan sonra cehri namazlarda peygamberle birlikte Fatiha'yı okumaktan vazgeçtiler dedi. Sanki cemaatin sesle okuyuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şaşırtıyordu. Bu hadis-i şerifimizin kaynağı da Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de aramakta. 462 numaralı hadis-i şerifte de Encabir radıyallahu anh yakulu men salla rakaten لم يقرأ فيها بآمن القرآن فلم يصلى إلا أن يكون وراء الإمام رواه الترمذي والصحيح. Cabir radıyallahu anh'tan da şöyle diyor değerli arkadaşlar. Fatiha'yı okumadan bir rekat kılan kimse asla namaz kılmamıştır. Meğer ki imamın arkasında olan. Bu hadis-i şerifimizin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta değerli arkadaşlar. Evet, 463 numaralı hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle Sallaytu ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebi Bekir ve Umar ve Osman radıyallahu anh felem esma'a ahadena minhum yakra bismillahirrahmanirrahim ravihul khamsatu واللفظ نسائي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة
Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Ömer ve Osman radıyallahu anh ile birlikte kaldım. Hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim dediğini işitmedim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Nesai'de de hadisin lafzı şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıldırdı da Bismillahirrahmanirrahim dediğini işittirmedi. 464 numaralı hadis-i şerifte de Ali ibn Abbas radıyallahu anh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي والحاكم ودارقطني. İbn Abbas radıyallahu anh'ten şöyle demişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını Bismillahirrahmanirrahim ile açardı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi, Hakim ile yer almakta. 465 numaralı hadis-i şerifte de Ebni Abbas radıyallahu anh Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle emirtu en esjuda ala seb'ati azumin alel cebheti ve şerre يا بيديه على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت شيابا وشعارا الرابعة الخمسة ابن عباس رضي الله عنه تلا لك دشة Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu, yedi kemik üzere secde etmekle emrolundum. Alın ve eliyle burnunu işaret etti. İki el, iki diz kapağı ve ayakların uçları üzerine secde etmekle, bir de elbiseyle saçların yere düşmesini men etmemekle emrolundum. Bir de elbise ve saçların yere düşmesini men etmemekle emrolundum. Bu hadis-i şerifimizin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 466 numaralı hadis-i şerifte de ve anhu kâle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallemûne teşhedû kemmâ yuallemûne l-Kur'âne fe kâne yekûlu tehiyyâtûn ya mübarekâtu ve s-salavâtu ve t-tayyibâtu lillâhi selâmu aleyke yuhin nebi ve rahmetullahu ve berekâtuhu selâmu aleyna ala ibadillâhi s-sâlihîne Eşhedü en la ilahe illallah. Ettehiyyatü vel mübarekâtü. Ettehiyyatü vel mübarekâtü. Es-salavatü et-tayyibatü lillahi selamu aleyke. Eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekâtü ve selamun aleyna. Ala ibadillahi s-salihine. Eşhedü en la ilahe illallah. Zede fi rivayetin vahdehu la şerike le. لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَوَيْهَا الْخَمْسَةُ اِلَّا بُخَارِي. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı öğretir gibi teşehhüdü de bize öğretir ve şöyle derdi. اَتَّحِيَّاتُ الْمُبَرَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى آلِ وعلى آله عباد الله الصالحين السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله بالروايات له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زيادة سيدة بارد بارد arkadaşlar bu hadis-i şerifimizde Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 467 numaralı hadis-i şerifte de Abdullah radıyallahu anh قال كنا نقول في صلاة خلف رسول صلى الله عليه وسلم سلام على الله سلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول تحياته لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين فإذا
قالها ثابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء رواه الخمسة. Abdullah radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi değerli arkadaşlar. Namazda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasındayken Allah. Allah'a selam olsun. Esselamu ala Allah. Esselamu ala Cibril. Yani Cibril'e ve Mikail'e de selam olsun derdik. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize selam Allah'ın ta kendisidir. Şu halde sizden biriniz namazda kadeye oturduğu vakit ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve teyibatu esselamu aleyke eyyuhel nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyne ve ala ali ibadullahi salihin desin. Bunu okuduğu vakit her yer ve göklerde salih olan her kula isabet etmiş olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu de ilave eder. Bundan sonra istediğini dileyebilir diyor. Buhari, Müslim ve Budavud, Tirmizi ve Nisa'da yer almakta kaynak olarak. 468 nolu hasretine Al-Ka'b bin Hücre radıyallahu anh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الخمسة والشافعي واللفظ له Ka'b bin Hücre radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemma sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemma barik ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidin mecid diye okurdu. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Şafii'de yer almakta. Hadisin lafzı Şafii'nin de değerli arkadaşlar. 469 onu hadis-i şerifte de Etban radıyallahu anh قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلاما رواه البخاري. Etban radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kıldık da o selam verdiği zaman biz de selam verdik. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'de yer almakta. 470 dolu hadis-i şerifte de وقال سعد كنتم أرى رسول صلى الله عليه وسلم يسلم من يمينه ومن يساره حتى أرى بياد خداه وراوح المسلم. سعد رضي الله عنه تن رواية ده arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sağına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağına ve soluna selam verir olduğu halde hatta yanağının beyaz kısmını bile görürdüm. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta. 471 nolu hadis-i şerifte de Abdullah radıyallahu anh enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yüsellemu anne yeminihi ve an şimali hatta yüreyye beyadu khadayhi selamu aleykum ve rahmetullahi ve selamu aleykum ve rahmetullahi. Rabiha Sünnen. Abdullah radıyallahu anh'ten değerli arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağının beyaz kılsız kısmı görülecek şekilde Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağ ve soluna selam verir olduğu rivayet edildi. Bu hadis-i şerifimize kaynağı da Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai'de yer almakta değerli arkadaşlar. 472 nolu hadis-i şerifte de
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة رواه أبو داود والترمذي. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: selamı uzatmamak sünnettir. Bu hadis-i şerifimizin kaynağı Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. İkinci fasla geçtik değerli arkadaşlar, yani namaz kısmının. Bu da namazın sünnetleri değerli arkadaşlar. İftitah tekbirinde elleri kaldırmak ve bir rükünden bir rüküne geçerken tekbir alma. İntikal tekbirleri. 473 numaralı hadis-i şerifte de Ali bin Ömer radıyallahu anh kâle râitu nebi sallallahu aleyhi ve sellem eftetâhel tekbire lissallâti ferâfâ yedeyhe hînâ yekeberû hattâ yec'alehumma hâze ve men منكبيه وإذا كبر للركوع فعال مثله وإذا قال سمع الله لمن وحمد فعال مثله وقال بيانا ولك الحمد. İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan şöyle denilmişti değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftitah tekbirini alırken gördüm de ellerini, parmaklarının uçları kulaklarına dokununcaya kadar omuzlarına kaldırırdı. Ruku tekbirini aldığı zaman da böyle yapardı. Ve semiyallahu limen hamide denildiği vakitte böyle yapar ve Rabbena lekel hamd derdi. Bir rivayette de teşehhütten sonra üçüncü rekatta kalktığı vakitte de ellerini kaldırırdı. Secde ettiği ve secdeden başını kaldırdığı vakit ise böyle yapmazdı. Ziyadesi vardır. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta değerli arkadaşlar. (Gülüyor) 474 hadis-i şerifte de وَفِي رِوَيَةٍ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَتَيْنِ ورفع يديه ولن يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود يراويه الخمسة ولمسلم وأبو داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه ثم التحاف بثوبه ثم أخذ شماله بيمينه. Müslim ve Ebu Davud'da da şu hadis vardır değerli takipçilerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığı vakit ellerini kaldırır, sonra elbisesini kapatır, sonra da sağ eliyle sol elini alırdı. Sağ elini sol elin üzerine koyardı yani değerli arkadaşlar. 475 numaralı şerifte de Kabise bin Halib an Nebihi radıyallahu anh kâle kâne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya ummuna feyâkudu şimâlehu biyeminihi ve râvihâ ve tirmizî. Kabise bin Halib'ten, o da babasından radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize imam olurdu da sağ eliyle sol elini alırdı. Yani sağ eliyle sol elin üzerine koyardı. Bu hadis-i şerifimizin kaynağı değerli arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. 476 numaralı hadis-i şerifte de وَقَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُنَّةُ وَدْحُ الْكَعْفُ عَلَى كَعْفَ ف۪ي صَلَاتِهِ تَحْتَ سُرَّةِ رَوِحَ أَبُوْ دَوُدُ وَاَحْمَدْ. Ali radıyallahu anh şöyle dedi: namazda sünnet olan sağ avuç ile solunu alıp göbek altına koymaktır. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Ebu Davud ve Ahmet'te yer almakta.
477 numaralı hadis-i şerifte de Anne Abdullah radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebru fi kulli haftin ve raf'in ve kıyamin ve kuudin ve Ebu Bekir ve Ebu Bekri ve Ömer Rabi vel Hamzatu ve Laftul Tirmizi. Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her eğilip kalktıkça, her kıyam ve kunutta tekbir alır ve Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh da böyle yapardı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. Hadisin lafzı da Tirmizi'ye ait değerli arkadaşlar. İftitah tekbirinden sonra okunan dua. 478 numaralı hadis-i şerifte de Ennebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesekutu beyne tekbirihi tekbiri ve beyne kirati iskâneten hunayeten fekultu bi ebi ve emmi ya Resulallah iskatuke بين تكبير وقراءات ما تقول وقال أقول اللهم بعيد بيني وبين حتاينا كما بعدها بين المشرق والمغرب اللهم نقاني من الخطايا كما ينقى وثوب الأبيض من النساء اللهم خصم يا خطايا بالماء والسلبي وبر وبرادي والراويح والخمسة إلا تلمزي. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir ile kıraat arasında kısa bir müddet susardı da kendisine, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, tekbir ile kıraat arasında sustuğun zaman ne okuyorsun diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ba'd beyni ve beyni hatayya kemme ba'dta beynel meşriqel vel maghribi Allahümme nekinni minel hatayya kemme yunakkas sevbul abiyadu mined denasi Allahümme مغسل الحطايا بالماء والثلج والبراد diye okuyor buyurdu. Bu hadis-i şerifimiz de değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. 479 olan hadis-i şerifte de İbn-i Ömer radıyallahu anh kâle بينما نحن نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله قوم Allahu Ekber, kebira ve elhamdülillahi kesiren ve subhanallahi bukraten ve asiren fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menin kailu kelimete keze keze ve keze kala racule minel kavmil enne ya Resulallah kala acibtu lehe futihatte lehe ebuabu ebuabu semai kala ibn Umar fema terekatumuhunna منذ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه demiştir ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte namaz kılarken cemaatten biri iftitah tekbirinden sonra ve kıraate başlamadan önce Allahu ekber kebiren ve elhamdülillahi kesiren ve subhanehu bukrata ve asile subhanehu ve subhanallahu bukrata ve asile Allah gerçekten en büyük ve ona en çok hamd olsun. Allah'ı sabah ve akşam her türlü noktan sıfatlardan tenzih eder dedi. Bunun üzerine herhalde namazdan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyleyen kim diye sordu. Cemaatten biri ben ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlere hayran kaldım.
bunlara gök kapıları açıldı buyurdu. İbn Ömer de demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini işittiğim zamandan beri onları söylemekten vazgeçmedim. Allahu Ekber, Allahu Ekber kebiren ve elhamdülillahi kesiren ve subhaneke subhanallahu bukretem asilen. Yani Allah gerçekten en büyüktür. Ona en çok çok hamd olsun. Allah sabah ve akşam her gün unutan sıfatlardan tenzih ederim diyor. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Müslim ve Tirmizi'de yer almaktadır. 480 olan hadis-i şerifte yani Ali radıyallahu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme ille salâtu kebî ya keddâra sümme kâle veccehtu vecihiyya lillezî fatar semavati vel arda hanifen müslimen ve mâ enne minel müşrikîne enne salâti ya ve nusûke ve mehyâye ve memâtallâhi rabbil âlemîne la şerîke lehu وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت ملك لا إله إلا لا إله إلا أنت ربي وإن عبدك ظلمت نفسي أترفت بذنبه فاغفر لي ذنوبي الجميع لا يغفر ذنوبا إلا أنت وحدي وهديني لأحسن أخلاقي لا يهدي لأحسانها إلا أنت واصرف عن سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك وخيرك كله في يديك والشر ليس إليك وإنا بك وإليك تباركت وتعليت واستغفر له وَاسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ رَحِمِ الْخَمْسَةُ اِلَّهِ مُخَارِيبِ Ali radıyallahu anh şöyle demişti değerli arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman tekbir alır. Sonra وَجَّهْتُ وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفَ الْمُسْلِمَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الصَّلَاةُ وَالنُّسُوكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ إِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من المسلمين اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت رب أنت إله أنت رب وأنا أعبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديني لأحسن أخلاقي ليهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك ولا صديق والخير كله في يديك والشر ليس إليك بأن بك وإليك تبارك وتعالى وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك بتن وأرضنا جكري ve yeri yaratan zata yemin çek Müslüman olarak yöneldim. Zata gerçek Müslüman olarak yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Namazım ve bütün ibadetlerim, ölümüm ve hayatım şeriki olmayan alemlerin Rabbi olan Allah'ın zatına aittir. Gerçek tevhid inancı ile emrolunduğum ve ben Müslümanlardanım. Allah yegane hükümdarsın. Allah'ım yegane hükümdarsın. Senden başka ilah yoktur. Rabbim sensin. Ben senin kulunum. Ben nefsime zulmettim. Fakat günahımı itiraf ederim. Bütün günahlarımı affet. Zira günahları affeden ancak sensin. Beni ahlakım en güzeline yönelt. Ahlakın en güzeline yönelten ancak sensin. O kötü ahlakı benden uzaklaştır. İcabet üstüne icabet ederim. Bütün hayırlar senin elindedir. Şer ise asla sana nispet edilemez. Sen her noksandan münezzehsin. Her şeyden yücesin. Mağfiretini niyaz ederim. Sana yönelirim. Müslim Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almaktadır.